Şöyle vereyim abim. Hayırlı olsun, kimin davetiyesi bu? Abimi kaybettik, onun davetiyesi. Abin mi öldü? Davetiye ne alakalı? Doğru ya, üzüntüden ne yaptığımı mı biliyorum ben abi? Altın fiyatları düşünce ben de evleniyorum zannettim. Başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Bu mutlu günümüzde sizleri de aramızda görmekten onur duyarız. Sedye bulamadınız mı lan? Ütü masasında taşıyorsunuz adamı. Bulamadık abi. Ne oldu peki? Huzursuz dolar sendromu. Geçmiş olsun komşu. Sağ ol. Dolar düşmeye devam ediyor mu annem? Evet, düşmeye devam ediyor. Harbi mi? Çabuk olalım. Huzursuz dolar sendromu yeniden başladı. Ne oldu birden babama böyle Ömer? Bütün parasıyla 17 TL'den dolar aldı. Dolar 25-30 TL olacak diyordu. Birden düşünce ferahlaştı tabii. Ne yapalım? Allah Allah, geçmiş olsun. Nereye koşuyor lan bu? Bilmiyorum vallahi abi. Birkaç ay önce gördüm. O zamanlar da yavaş yürüyordu. Rahmi abi, ne bu acele? Acilen dolarları bozmam lazım. Niye koşarak gidiyorsun? Dolar her sene değer kaybediyor. Bak beni lafa tutun, dolar 40 kuruş daha düştü. Birkaç ay önce parmak uçlarıyla gidiyordu dövizce. Dolar düşse geçince turboları açmış. Ne oldu ya, ne düşünüyorsun kara kara? Karadeniz'e gemileri mi battı? Bugün zam yapamadım. Ondan canım sıkkın. Ne güzel alışmışsın her gün fiyatları değiştirmeye. Zam yok mu harbiden? Yok dedik ya. Niye, ne oldu? Türk lirasının değer kazanmasından oldu. Ne güzel doları bahane edip her gün zam yapıyordum fiyatlara. Fiyatları ne zaman düşürmeye başlayacağım peki? Yavaş yavaş başlarım artık. Dolar yükselmeye başlayınca saatte 5-6 defa değiştiriyordum fiyatları. Dolar düşmeye başlayınca da yavaş yavaş düşürürüm diyorsun. Bir gün düşecek bu fiyatlar elbette. O ne lan? Davetiye getirince düğün var sanmıştım. Neden öldü sorma sahip, sen biliyor musun? Galiba dolardan öldü. Dolardan mı? Yüklü miktarda doları vardı. Birden düşünce kalbi dayanmadı. Ulan Türk lirası değer kazanıyor. Sevinmemiz gerekirken bir bir ölüyor insanlar. Dost musunuz, düşman mısınız anlamadım gitti. Ay yavrum şınanay nay.